Kiminle birlikteyim? Hemen yanımda Süheyla Demir, Murat Üzel var. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Yine Hasan Uylaş ve Fatih Demirkol da bizimle birlikte. Günaydın, iyi yayınlar şimdiden. Günaydın iyi, yayınlar. Günaydın, iyi haftalar. İyi haftalar. Şimdi günün çok sıcak gündem maddeleri var. Zaten ekranda da bir yandan bir saattir dönen bir bilgi var. Aslında yeni haftaya yeni kayyum atamalarıyla başladık. Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Batman Belediyesi ve Şanlıurfa'nın Halveti Belediyesi'ne kayyum atandı. Belediye başkanları silahlı terör örgütüne üye olma soruşturması kapsamında görevlerinden uzaklaştırdılar. Uzaklaştırıldılar. Yine İçişleri Bakanlığı da bir açıklama paylaştı. Görevden alınan başkanlar hakkındaki suçlamalar ...hakkında bir bilgilendirme paylaşıldığını gördük. Hasan hemen seninle başlayalım. Şimdi biz geçtiğimiz hafta İstanbul Esenyurt Belediyesi'nde benzer bir olay konuşurken... ...bu hafta üç farklı belediyeden daha bahsediyoruz. Ne oluyor? İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasının içeriğinde neler var? Sultan aslında beklenen bir gelişme ki az önce de yayında da altını çizdim. Normalde evet yerel yönetimlerde aday belirleme sürecinde o adli sicil kaydı dediğimiz kayıtta sonuçlanmış bir yargılanma dosyası yoksa bir anlamda seçilme yeterliliğine sahip gözüküyor adaylar ancak haklarındaki dava sonuçlanırsa bir anlamda hem o seçilme yeterliliğini kaybediyor hem de görevi resmen düşmüş oluyor. Benzer bir tablo var aslında 3 belediye başkanı hakkında. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk siyasetten önemli bir figür. Daha önce milletvekilliği yapmış yine. Mardin'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış bir isimdi ki 24 Kasım 2016'da cezaevine girmişti. 3 Şubat 2017'de daha önce tahliye edilmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ahmet Türk'ün tutuksuz yargılanması gerektiğini ifade etmişti. O dönem tahliye edilirken sağlık sorunları dolayısıyla ve yaşlılık dolayısıyla tahliye edilmişti ki 2017'de 74 yaşındaydı. Ancak son yerel seçimlerde hakkında devam eden Kobani davası olmasına rağmen Ahmet Türk DEM Parti tarafından yeniden aday gösterilmişti. E, yerel seçimden 2 ay 3 ay sonra Kobani davası sonuçlandı ve e, Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı Kobani davasından. Yargı onası onaması ile birlikte e, aslında beklenen e, gerçekleşmiş oldu. E, Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoy'un Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak e, atandı. Tabi hakkındaki suçlamalara baktığımızda e, Kobani davası sonuçlanmıştı. Onun dışında Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yürütülen bir soruşturmanın olduğunu görüyoruz. Yine or, e, örgüt propagandası yapmak suçundan yine hakkında devam eden bir soruşturma var e, Ahmet Türk'ün. E, artık bu saat itibariyle yerine de Mardin Valisi Tuncay Akkoy'un başkan vekili olarak atanmış durumda. Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük e, yerine de e, yine Batman Valisi Ekrem Cenalp Batman Belediye Başkan Vekili olarak şu saat itibariyle atanmış durumda. E, Gülistan Sönük'ün hakkındaki devam eden suçlamalara ve soruşturmalara baktığımızda Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış durumda ki az önce Ahmet Türk de aslında benzer bir tablo var. Evet yerel seçimler öncesi hakkında devam eden bir soruşturma var ancak kesinleşmiş bir hapis cezası olmadığı için seçime girmesinin önünde bir engel yoktu. Ancak hapis cezası onanınca Yargıtay tarafından da bu onanınca bir anlamda belediye başkanlığı düşmüş oluyor. Yine hakkında silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan devam eden bir soruşturma olduğunu görüyoruz görüyoruz yine Batman Cumhuriyet Başsavcılığında açtı ee, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında devam eden iki ayrı soruşturmanın olduğunu görüyoruz. Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılanın da yerine e, kayyum atandı. Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu Şanlıurfa Valiliği tarafından kayyum olarak görevlendirildi. Ee, yine onun da Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığını görüyoruz. Yine silahlı terör örgütüne üyelikten hakkında devam eden bir soruşturmanın olduğunu görüyoruz. Tabi aslında yerel seçim sonrası ilk kayyum Hakkari Belediyesi'ne atanmıştı. Ancak seçimlerin ardından hatırlarsanız Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeyda'nın durumu çok konuşulmuştu, çok tartışılmıştı. O da 4 Kasım 2016'da tutuklanmıştı. Örgüte yardım ve yataklıktan 5 yıl örgüt propagandası yapmaktan 3 yıl 1 ay hapis cezası almıştı ancak 2022 yılında Yargıtay tarafından aldığı ceza bozulmuştu. Yine yürütülen dava sonucunda bir anlamda seçimlere girmesi için o seçimde seçilme yeterliliğini kazanması için dava açmıştı ve hakları iade edilmişti ve bu şekilde seçime girmişti. Ancak mevcut hem geçtiğimiz hafta görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı konusunda hem de Bugün Kayyum atanan belediye başkanları konusunda devam eden bir yargı süreci vardı. Belediye başkanları seçildiler. O yargı süreci sonuçlanınca artık kesinleşmiş hapis cezaları da Yargıtay tarafından onanınca bugün yerlerine kayyum atanmış oldu. bunun devamı gelir mi? şüphesiz aslında yerel seçimde belki de en çok tartıştığımız konuydu. Hem CHP içerisinde işte DEM Parti'ye yakın bazı isimlerin aday gösterilmesi veyahut da işte halen haklarında devam eden soruşturma veyahut da mahkemenin olmasına rağmen bazı isimlerin Belediye Başkan adayı olarak gösterildiğini biliyoruz. Devam eder mi bekleyip göreceğiz ancak bugünün belki de belki de bu hafta en çok konuşacağımız konu başta başta Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk olmak üzere Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesine şu saat itibariyle kayınvatanmış oldu.